Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda engelli kuşlarım Cesur ve Umut için güzel bir kafes tasarımı yapmıştık. Onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmıştık. Bu videomuzda da ekranda gördüğünüz sevimli kanarya için bir tasarım yapacağız. Tabii öncesinde kanaryanın hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. Bu gördüğünüz kanaryamız sahibi tarafından yanlış bakıldığı için bir ayağını maalesef kaybetmiş. Bildiğiniz gibi kuşlar, yani farklı türler bir arada yaşadığı zaman güçlü olan kuşlarımız diğer kuşların ayaklarını falan ısırabiliyorlar. Kanaryamız da sahibi tarafından salma kafeste muhabbet kuşlarıyla birlikte besleniyormuş. Ve bunun sonucunda da bir muhabbet kuşu saldırısıyla maalesef ayağını kaybetmiş. Tabii ben de görür görmez buraya getirdim arkadaşlar kafesiyle birlikte ve onun hayatını kolaylaştıracak bir kafes tasarımı yapmayı düşünüyorum. Kendi kafesini de değerlendireceğiz. Tabii muhabbet kuşlarından biraz farklı bir platform yapacağız. Çünkü kanaryaların özellikleri muhabbet kuşlarından biraz farklı. Muhabbet kuşları gagalarıyla falan tutunarak tırmanabiliyorlar ama kanaryalarda maalesef böyle özellik bulunmuyor. Daha çok uçarak ve zıplayarak istedikleri yerlere konabiliyorlar. Öncelikle kuşumuzun mevcutta yaşamış olduğu sıkıntıları bir gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi bir ayağı maalesef dizden aşağısı yok. O yüzden kuşumuzun bir tarafı tünekte dururken aşağıya doğru sarkıyor. Tek ayakla tutunmak zorunda kalıyor tünekte. Bu da onu çok zorluyor olsa gerek. Yani buradan baktığımız zaman kuşun ağırlığına göre tek ayak yapısı onu yoruyor olmalı ve bir ayağını dengede tutamıyor. Ve çok yorulduğu zaman da göğsünü tüneye yaslayarak durmaya çalışıyor. İstediği yere kolaylıkla ulaşamıyor. Yani biraz sert iniş yapıyor aşağıya indiği zaman. İşte tüm bu sıkıntıların ortadan kaldıracak bir çözüm bulacağız. Keşke tedavisi olsa, tedavisini yapsak ama maalesef ayağını kaybettiği için bir tedavi yöntemi yok. Yemlikler tutunabilmesi için mevcut fiziki özellikleriyle çok sağlıklı değil. Onları değiştireceğiz ama kafesi çok beğendim. Kafes yapısına baktığımız zaman tarihi bir kafes, yani çok geçmiş yıllarda üretilen kafeslerden. Kafesin kapısı da kırık. Açtığınız zaman hemen düşüyor, telleri gevşediği için ve bir tel olmadığı için de bağlamaya çalışmışlar tutturabilmek için. Onu da tamir edeceğiz. Tadilata başlamadan önce kuşumuzu küçük bir kafese yerleştirdim. İçerisine de biraz yem ve su koydum. Daha sonra kafesin içindeki plastik eşyaları çıkararak sirkeli su hazırladım ve güzelce kafesin bütün tellerini temizledim. Çünkü ne zamandır temizlendiğini ya da ne zaman temizlendiğini bilmiyoruz. Bakteri oluşumu için oldukça elverişli ortam. Temizlikten sonra kapısını tamir ettim penseyle. Zaten gevşemiş, kapıyı tutan menteşe noktası gevşediği için düşüyormuş kapı. Kafes dizayn yapmak için hazır hale geldi. İlk önce tünek yapımıyla başladım. Çünkü kuşumuz için yani en çok kullandığı yerler tünekler. Tünekler ne kadar rahat olursa hayatı da o kadar kolaylaşacaktı. Tabii bunun için uygun tahta parçaları almam gerekiyordu. Kafamda biraz tasarım yaptım. Nasıl durursa daha güzel olur diye. Ortaya bir tane yuvarlak tünek yerleştirmeye karar verdim. Her zaman kullandığı gibi yabancılık çekmemesi için. Ön ve arkaya da biraz yatay ve ince ahşaplar yerleştirirsek kuşumuz tünekte dururken göğsünü rahatlıkla yaslayabilirdi. Yine arka kısmını, kuyruğunu da yaslayabilirdi. Bunun için yapı marketten doğru ölçülerde işte tahtalar falan bulmaya çalıştım. Ve şu an gördüğünüz yan tarafları kavisli olan çıtalardan aldım. Daha uygun olacağını düşündüm onun için. Bir tane de ayak yapısına göre yuvarlak tünek aldım. Sonra bunları kestim. Kafesin ölçülerine göre, tabii öncesinde kafesin bütün ölçülerini aldım. Sonra ölçüleri çizdikten sonra kesim işlemini uyguladım. Ve hazırlamış olduğum kalıba göre tahtaları birbirine yapıştırdım. Ortaya da bu şekilde iki tane tünek çıktı. Daha sonra bunları kafesin içerisine yerleştirdim. Hafiften de biraz kafesin ölçüsünden dışına doğru taşmış ama bu tabii ki iyi bir durum. Tam olarak kafesin içine yerleşmesini sağladı sıkışarak. Kafesin sağ ve sol tarafına yaptığım bu tünekleri yerleştirdim. Tabii ki sorunumuz tam olarak bitmedi. Kuşumuzun bir de ayak yapısına uygun
yemlik yapmam gerekiyordu. Yine bunun için de yemliğin ön kısmında benzer bir tünek yapısı yapmaya karar verdim. Öncelikle ahşaptan parçalar keserek bir tane yemlik yaptım dikdörtgen şeklinde. Ve sonrasında ön kısmı için yine yaptığım tüneklerin küçük versiyonunu tasarladım. Yemlik ölçülerine göre. Daha sonra yemliğe yapıştırdıktan sonra çok güzel bir yemlik ortaya çıktı. Tabii bunu kafese tutturabilmek için bir çözüm bulmam gerekiyordu. Vidalama yöntemi yaparsam yemi tazelerken sıkıntı olacaktı ya da yemlik temizliğinde sıkıntı olacaktı. Mevcut plastik yemlikleri bir lehim makinesiyle kestim arka kısmındaki tele tutturulan kısmını. Sonra onu yaptığım ahşap yemliğe yapıştırdım ve güzel bir tasarım ortaya çıktı. Kuşumuz yemini yerken rahat bir şekilde gövdesini yaslayarak. Bir de şey çok önemliydi, mesela normal yemliklerde tünek kısmı aşağıdadır. Ben tam olarak kuşun kafa hizasına, yani yemliğin üst kısmına doğru hizaladım onu. En azından göğsünü yasladığı zaman böyle eğilerek rahatlıkla yemini yiyebilecekti. Bunu düşünerek işte böyle bir tasarım yaptım. Onu da kafese yerleştirdim. Tabii ki kafes içindeki suluk da yanlıştı. Yine kuşumuzun ağız yapısına uygun olacak bir çukur suluk yerleştirdim kafese. Kalsiyum ihtiyacı için bir tane mineral blok taktım. Bunun dışında yemlerini falan doldurdum. Aksesuarları kafese yerleştirdikten sonra sıra geldi kuşumuzu kafese yerleştirmeye. Kuşu yavaş bir şekilde kafesin içerisine saldım. Başta biraz korktu. Objeleri falan incelemeye çalıştı. Zaten doğal olarak, yani bütün kuşlarda benzer durumu yaşıyoruz. Yeni kafes aldığımızda ya da yeni gördükleri objelere karşı alışmaları 1-1,5 hafta gibi sürebiliyor. Zaman içerisinde alışacağını düşünüyorum. Biraz gözlemledikten sonra direkt tüneyin üzerine uçtu kuşumuz. Ama tam olarak kafamda tasarladığım gibi ayağıyla ortadaki tüneye tutunmuyordu. Tam tersi yatay tünekleri üzerinde tutunmaya çalışıyordu. Yine karşı tarafa uçtu, tekrar geriye uçtu. Ama zaman içerisinde öğreneceğini düşünüyorum. Yine 2 hafta gibi bir sürede doğru kullanmayı öğrenecektir. Yemini yerken de aynı şekilde rahat bir şekilde yiyeceğini düşünüyorum bu tasarım sayesinde. Elimden geldiğince kuşumuzun yaşam tarzını kolaylaştırmaya çalıştım. Ama tabii ki gönül isterdi ki keşke hiç böyle bir şey yaşanmasaymış ve ben de bunu yapmak zorunda kalmasaydım. Ama yaşanmış. Yani kısacası dikkatli olmalıyız. Kuşlarımızın başına gelebilecek tehlikeleri önceden hesaplamalıyız. Birbirlerine zarar verebilecek olan kuşları aynı ortamda tutmamalıyız. Örneğin ben de salıyorum farklı kuş türlerini ama çoğunun karakterini biliyorum. Yani birbirlerine zarar verebilecek huyda olanları onları saldığım zaman salmıyorum. Genelde gözetim altında salarım zaten. Bunlara dikkat ederseniz en azından yaşanabilecek kazaları da önlemiş olursunuz. Yani kuş beslemek sadece yem ve suyunu vermek ya da onu salmak, onunla ilgilenmek değil. Onun başına gelebilecek, onlar bizim gibi düşünemedikleri için, bilinçli olmadıkları için onların başına gelebilecek tehlikeleri de önceden tespit etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda beslemek gerekiyor. Umarım bir daha benzer tablolarla karşılaşmak zorunda kalmayız arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.